Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kahvaltılı krep yapacağız. Tabii krebi sadece kahvaltılarda değil, normal zamanlarda da tüketebiliriz. Şimdi malzemelerimizi sayalım. Yumurta, un, su, süt, bir miktar tuz. Şöyle çoko krem, başka bir şey de kullanabilirsiniz. Ve birazcık da cevizimiz var. Ben malzemelerin net ölçüsünü açıklamaya yazıyorum. İsterseniz bu tarifin iki katını da yapabilirsiniz. İki katını yapmak için ölçülerin tam iki katını yapacaksınız. Evet, şöyle de uygun bir tavan hazırlıyoruz önceden ocağın üstüne pişirmek için. Evet, şimdi şöyle çıkma kabımıza şunları bir tarafa alalım. Öncelikle yumurtayı, ardından un, azar azar su, süt, tuzumuzu da ekliyoruz. Biraz çırpıyoruz. Ardından kalan unumuzu tekrar ekliyoruz ve tekrar çırpıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi krebimizin tüm malzemelerini ekledikten sonra çırptık ve kıvamını aldı. Bu kıvamda olması gerekiyor. Şimdi de tavamızın altını açıyoruz. Şöyle kısık ayardan. Bu arada krebin daha ince ve daha büyük olmasını istiyorsanız daha büyük tava tercih edebilirsiniz. Böylelikle krebiniz daha büyük olacaktır ve daha ince olacaktır. Ben orta boyda tercih ettim. Şöyle dibini sıvı yağ ile ıslatıyorum ben. Dilerseniz margarin ile de tereyağı ile de dibini ıslatabilirsiniz. Şöyle. Şimdi şu miktarda alıyorum. Güzelce şu şekilde yayıyorum ve pişirmeye bırakıyorum. Sürekli kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi krebimizin bu tarafı pişti. Şimdi çeviriyoruz. Öteki tarafını da pişirmek için. Tekrardan yağlamadım ben. Çünkü zaten şu an yağlı. Bir dahakisini koyunca tekrar yağlayacağım. Evet, gördüğünüz gibi krebimizin diğer tarafı da pişti. Şimdi krebimi ocaktan alacağım. Alıyorum. Şöyle çoko kremimizi sürüyoruz. Dediğim gibi krebin büyüklüğünü kendiniz ayarlayabilirsiniz. Küçük tava veya orta tava veya büyük tavayla. Nasıl tercih ediyorsanız büyüklüğünü. Böyle güzelce sürdükten sonra
Ben üzerine biraz da ceviz serpiştireceğim. Dilerseniz kullanmazsınız, size kalmış. Evet, bu şekilde. Kremimizi şimdi sarmıyoruz çünkü şu an çikolatası sıcak. Sarella'nın soğumasını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra kremimizi sarıp kesebiliriz. Evet arkadaşlar, çikolatamız soğudu. Sarıp dilimledik, kestik. Bu şekilde servise hazır. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Bu ölçüden ben tam 4 tane krep yaptım. Evet. Eğer siz de videomu beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.